evvel bir haberimizi iletmiştik. Önemli bir haberdi. FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilmiş olan ve aylar sonra, 2 ay sonra da yakalanmıştı operasyonla yanlış hatırlamıyorsam. Ve Ergenekon davasının da işte o kumpas döneminde, o kumpasların da savcısı olan bir isimdi. Mehmet Murat Dalkuş, COVID-19 tedbirleri nedeniyle tahliye edildi. Kaçma şüphesi falan da görülmedi herhalde. İşin nedir, ne değildir, bu nasıl olabilir, bunu konuşalım. Bize bu konuda rehberlik edecek isim de bir hukukçu elbette. Ceza hukukçusu Avukat Hüseyin Ersöz'le konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Ersöz. Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkürler. Gerçekten şu Ergenekon dönemini, kumpas dönemlerini hatırlayınca ister istemez insan adalet konusunda bir soru işaretine sahip oluyor. Zira 18 kişi hayatını kaybetti o dönemde ve bütün bu zaten kumpas olduğu ortaya çıktı. İşte o kanıt denilen hiçbir şeyin aslında kanıt olmadığı zaten ortaya çıktı. Gelinen noktada bunların ortağı olan bir kişiden bahsediyoruz ve COVID-19 nedeniyle tahliye edildiğini görüyoruz. Kaçma şüphesi de görünmüyor herhalde ki aylar süren bir takip sonrasında yakalanmış olan biri, değil mi? O süreci siz daha iyi bilirsiniz. Doğru. Adalet bu işin neresinde diye sorayım. Şimdi adalet bu işin tabii, ben olaya hukukçu taraf olarak bakıyorum ama insan hakları açısından da bakıyorum. Çünkü bir tarafta tabii iki tane örnek var karşımızda. Bir tarafta işte Ergenekon savcısının kaçma şüphesi olmadığı ve COVID önlemleri çerçevesinde serbest bırakılması. Diğer tarafta ise tutuklu gazeteciler. Barış Terkoğlu, Barış Bilgiman, Murat Ağırel ve diğer 3 tutuklu gazeteciden daha bahsediyorum. Evet. Bir tarafta gazeteciler tutukluyken diğer tarafta bu gazetecileri zamanında yargılama sürecinde yer almasa dahi başka gazetecilerin yargılama sürecinde yer alan, Tuncay Özkan'ın, Mustafa Balbay'ın yargılama süreçlerinde yer alan, Yalçın Küçük'ün yargılama süreçlerinde yer alan ve onların her celse tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildiren, evet, ve yargılamanın ortasında da, başında değil, yani yargılamanın ortasında bu göreve seçilerek atanmış olan, ki Ergenekon davasında herkesin görevlendirilmesi gibi bir durumun söz konusu olması mümkün değil tabii ki, atanmış olan bir savcıdan, eski bir savcıdan bahsediyoruz. Evet. Ve bu savcı sizin de söylediğiniz gibi, işaret ettiğiniz gibi uzunca bir süre darbe teşebbüsü sonrasında kaçaktı, firariydi. Uzunca bir süredir aranıyordu. Bundan yaklaşık birkaç ay önce yakalandı, hakim karşısına çıkartıldı ve arkasından da tutuklandı. Hızlıca iddianamesi hazırlandı ve mahkemeye sevk edildi. Şimdi tabii ki ev hapsiyle serbest bırakılması ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılması söz konusu. Evet. Tabii bu biraz özellikle bu yargılama sürecinde yargılanmış olan 290 kişinin vicdanlarını sızlatacak, biz hukukçuların da tabii ki istinad edilen suçun ağırlığı karşısında eleştirmemizi gerektirecek olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Hatta şu örneği belki vermek çok doğru olabilir. Şu anda cezaevinde olan tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan bu savcının karşısına çıkmamışlardı ama Ergenekon davasında yargılanan Murat Ağırel, yani Yeni Çağ Gazetesi yazarı, bu savcının karşısına çıkmıştı. Bu savcının karşısında savunma yapmıştı. Ve bu savcı Murat Ağırel'in cezalandırılmasını istemişti. Şimdi bu savcı dışarıda, evinde belki bizi izliyor. Ama Murat Ağırel cezaevinde. Yani bu vicdanların kabul edeceği bir durum değil. Bunu bir kere ifade etmek gerekiyor. Hı. Diğer taraftan tabii ki özellikle infaz yasasında biliyorsunuz Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivanların durumuyla ilgili olarak işte bir özel bir düzenleme getirildi. Ve bu özel düzenleme çerçevesinde de Barışların ve Murat Ağırel'in cezaevinden çıkmasının önünü kesecek ya da, evet, durumlarını zorlaştıracak bir takım düzenlemeler alındı. Şimdi bu da başka bir adaletsizlik. Bir tarafta siz COVID-19 önlemleri çerçevesinde FETÖ terör örgütü üyeliğiyle suçlanan, sadece bu da değil aslında, diğer taraftan Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde de, hı hı, Ergenekon davası kapsamında işlemiş olduğu suçlardan dolayı yargılanan, hı hı, eski bir cumhuriyet savcısını serbest bırakacaksınız. Ve defalarca kişiler hakkında tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaada bulunmuş olan ve hürriyeti tahdit suçu, talebi kadar, talep sayısı kadar hürriyeti tahdit suçunu işlemiş olan birisinin serbest bırakılmasını hükmedeceksiniz. Ama COVID-19 kapsamında herhalde tehdit altında görmüyorlar. Evet. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'i serbest bırakmayacaksınız. Gazetecilere COVID-19'un işlemediği düşünülüyor galiba artık. Yani izahı bir olmayınca mizahı oluyor böyle şeylerin. Tabii mi? Yani bu bir akıl tutulması. Bu bir akıl tutulması. Yani burada tabii ki olayın sadece hukuk tarafını ben sorgulamakta, yorumlamakta zorluk çekiyorum. Yani, hı-hı, yani bir COVID-19 önlemlerinden bahsederek bu kişinin tahliyesine karar veriliyor.
tamam, yani mahkeme olarak bir takdir hakkı kullandın. Bu kişiyi serbest bıraktın. Ev hapsi de ağır bir adli kontrol tedbiridir. Tamam, bunu da anlarım. Ama diğer taraftan baktığım zaman, yani kendi müvekkillerim açısından, tutuklu gazeteciler açısından, sadece bir tane haber yaptı diye, sadece tek bir haberin altında imzası olan Hülya Kılınç cezaevinde, Murat Ağırel cezaevinde, bu haberin yayınlandığı sitenin, Oda TV'nin genel yayın yönetmeni ve haber müdürü cezaevinde ve biz şu anda işte adaletten, tarafsız yargıdan, bağımsız yargıdan, yani ben bahsetmeyi kendime zul görüyorum doğrusu söylemek gerekirse. Şimdi yıllarca FETÖ'nün kadrine uğramış olan, yıllarca cezaevinde kalmış olan bir tarafta gazeteciler var. Diğer tarafta bu zulmü yaşatan, bunun ortağı olmuş olan ve bunun bir piyonu olarak o yargılama süreçlerinin içerisinde yer almış olan eski bir Cumhuriyet Savcısı dışarıda. Yani bunu adalet kavramıyla, hukuk devleti kavramıyla ben açıklamakta, kamu vicdanı kavramıyla açıklamakta inanın zorluk yaşıyorum. İşte hukukun olmadığı yerde o zaman başka yorumlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu hukuki şey değil midir? Yani biz aslında bu Ergenekon döneminde de bunu gördük. O dönemlerde de mesela yayınlarda da hep bunu söylüyorduk. Yani bu sonucundan öte süreci önemli görülen şeyler bunlar. O süreçte ne yaşatılmak istendiğine işaret ediyorduk. Ve hep dediğimiz bir şey vardı. Yani hukuksuzluğun müsebbibi her kimse, her kimlerse bir gün onlar da hukuk diyeceklerdir. Ama gelinen noktada pek de böyle bir durum olmuyor galiba. Yine o dönemde işte Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, yine Murat Ağrel bir takım sıkıntılar yaşadılar. Yine hukuk diyerek. Şimdi de yine aynı şekilde bedel ödetilmeye çalışılıyor. Yani bu işin doğrusu neresinde? Doğru ne zaman kazanacak onu merak ediyorum bir noktada. Yani işin hukuki kısmından nasıl değerlendirirsiniz? Çıkış yolu var mıdır mesela bu girdabın içinden? Ya bu girdabın içerisinden çıkış yolu tabii ki bir zihniyet değişikliğiyle ancak söz konusu olabilir. Tarafsız ve bağımsız yargıya inanacaksınız. Tarafsız ve bağımsız yargıyı tesis edecek olan hakim ve Cumhuriyet Savcılarını göreve getireceksiniz. Ve kanunların yorumlanmasında insan haklarına saygılı bir yaklaşımı egemen kılacaksınız. Eğer bunların hiçbirisini egemen kılamıyorsanız zaten siz adalet dağıtamazsınız. Hiç kimse sizin adalet dağıttığınıza inanmaz. Hukuk devleti olamazsınız. Adil bir yargılamayı tesis edemezsiniz. Mahkemelerinizin ve savcılarınızın bağımsız ve tarafsız olduğu konusundaki inancı da kaybedersiniz. Yani bu şu anda gerçekleşmiş olan sadece bir tane münferit olaydan bahsediyoruz ama bu bile ne kadar fazla canımızı yakıyor, bu bile bizi ne kadar rahatsız ediyor. Belki tutuklu gazeteciler dışarıda olsaydı, belki bu konu evet kamu vicdanını yine ilgilendiren bir konu olacaktı ama şimdi en azından bir teraziye koyma şansımız var. Tabii. Bir tarafta bütün bu hukuksuzlukların hepsine alet olmuş olan eski bir Cumhuriyet Savcısı, o şimdi artık evine dönebilecek, ailesine dönebilecek. Fakat diğer tarafta ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden uzakta sadece bir haberden dolayı cezaevinde olan Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan şu anda cezaevinde kalmaya devam edecek. Murat Ağırel, Hülya Akın'ın cezaevinde kalmaya devam edecek. Bunun, bu konuştuğumuz hiçbir şeyin hiçbir yerinde ben adaleti göremiyorum. Yani bulamazsınız böyle bir yani şey. Yani kime ve neyin bedeli, kime neyin ödülü? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bir dönem işte sizin de ifade ettiğiniz gibi bedel ödemiş olan, cezaevinde kalmış olan, hapis yatmış olan, asılsız suçlamalara maruz kalmış olan, kamuoyu lincine maruz kalmış olan, FETÖ'cüler tarafından suçlanan, işte o meşhur kavram Türkiye bağırsaklarını temizliyor kavramın içerisinde değerlendirilmiş olan insanlar, haksızlığa uğramış olan insanlar şu anda yine cezaevindeler, geçmişte de cezaevindelerdi, yine cezaevindeler, yine bedel ödüyorlar. Diğer taraftan bedel ödettirenler dışarıda bugün serbest bırakıldılar ve bugün evlerine gidecekler ve evlerinde belki de bizim bu yaptığımız yorumları, yaşanan bu adaletsizlikleri çaylarını içerek izleyecekler. Öyle bir düzenin içerisinde ne yazık ki evrilmiş vaziyetteyiz. Buna bir hukuk devleti diyemeyiz, buna bağımsız ve tarafsız yargı diyemeyiz, buna adalet diyemeyiz. Bunların hepsinin bir an önce değişmesi, düzelmesi, yargı sisteminin adil ve tarafsız bir şekilde yargı dağıtmasının sağlanması gerekiyor. Ve en önemlisi de bunun başlangıcı olarak da Barışların, Murat Ağırel'in ve diğer tutuklu gazetecilerin bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Evet. En kötüsü de ne aslında biliyor musun Sayın Ersöz? Yani serbest bırakılması derken bile orada
bir siyasi iradenin bu talimatı vermesi gibi bir sonuca gidiyor bu iş. Yani orada da yine iş yargı bağımsızlığına değil de yargının bağımsız olmasına değil de yine bağımlı olma durumuna işaret ediyoruz bir noktada. Yine mevcut sistemde aslında bu sorunun çözümü de siyasi bir iradenin vereceği bir belki talimatla çözülecek bir noktada, yanlış mıyım? Ama tabii şunu ifade edeyim, yani biraz önce siz de haberlerde, haber bülteni içerisinde buna değindiniz. Biliyorsunuz infaz yasası dün akşam itibariyle yasalaştı. Doğru. İnfaz tasarısı. Ve o infaz yasasında iki gün önce, bence büyük bir skandaldır, sırf Barışların durumunu, tutuklu gazetecilerin durumunu iyileştirmemek adına, evet, daha önce hiçbir infaz düzenlemesinde yer almayan bir istisna madde bu tasarının içerisine sokuldu. Şimdi bu yargı sistemine siyasi bir müdahale değil midir? Yani MİT'e karşı işlenen suçlarda indirim olmayacak. Bu olmayacak düzenlemenin içerisinde kapsamda olmayacak diye bir düzenleme. Şu soruyu sormak gerekiyor. Yani MİT kanununa muhalefetten kaç kişi tutukludur? Evet. Benim bildiğim sadece 6 tane gazeteci tutuklu. O zaman bu 6 tane gazeteci için getirilmiş olan bir düzenlemedir. Çok da net. 6 tane gazeteci için getirilmiş olan bir düzenleme kişiye özel bir düzenlemedir. Anayasaya aykırıdır. Adil ve tarafsız bir yaklaşım değildir. Ve bu bir anlamda da yargıya siyasetin müdahalesidir. Biz geçmişte hatırlamıyor musunuz? Yani FETÖ yargılamaları sürecinde bir gecede askeri yargının yetki alanının, görev alanının değiştirildiğini ve özel yetkili mahkemelere devredildiğini, doğru, İlker Başbuğ ve askerlerin yargılanmasının işte bir kanun teklifine, gece yarısı verilen bir kanun teklifiyle gerçekleştirildiğini, yine özel yetkili mahkemelerde Mehmet Haberağ tarafından açılmış olan tazminat davalarının sekteye uğratılması, engellenmesi için bu davaları artık hakimlere ve savcılara doğrudan açamazsınız diyerek ancak delil açabilirsiniz düzenlemesinin bir gecede çıktığını, özel yetkili mahkemelerin bir gecede kapatıldığını, fakat siz Ergenekon ve Balyoz davasına bakmaya devam edeceksiniz, bunun istisnası budur dendiğini, yine bunların hepsinin birer kanunla, bir kanun maddesiyle gerçekleştirdiğini bilmiyor muyuz? Onları siyasi olarak nitelendirip bu müdahaleyi, bu değişikliği siyasi olarak nitelendirmemek en azından bir hukukçu olarak benim vicdanıma uygun bir yaklaşım olmaz, değildir. Burada bütün herkesin elini vicdanına koyup bu durumu değerlendirmesi gerekir. Bakalım şu tahliye oluyor, bu olmuyor, bu cezaevinde olmalıydı vesaire falan demiyoruz. Evet. Burada bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin altını çiziyoruz. Geçmişte bedel ödemiş olan insanlara hala bu bedel ödettiriliyor. Sadece yapmış oldukları bir haberden dolayı, basın özgürlüğü kapsamındaki bir haberden dolayı insanların suçlanması, cezaevine atılması ve hala hazırda cezaevinde tutulmaları hukuki bir yaklaşım değildir. Kesinlikle. Bazı zihniyetler hiçbir dönemde değişmiyor galiba Sayın Ersöz, onu görüyoruz. Çok teşekkürler, ümit ediyoruz. Yazmaya devam ediyorlar tabii içeriden 3 isimde. Evet. Onların yazılarına da bu terazi mutlaka yansıyacaktır. Takip edeceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz katıldığınız için. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Hem değerli gazetecilerin avukatı olan bir isimdir ceza hukukçusu Sayın Hüseyin Ersöz.